Tamam güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşınıza paket açılımıyla geliyorum. Amazon'dan paket aldım. Amazon'dan birkaç şey aldım. Onları sizinle paylaşmak istemiştim. Bayağı bir araştırdım. Önceden belki hatırlıyorsunuzdur. Şuradan bakayım. Benim PlayStation amma da yıpranmış ya. Ama çok kullandım. Bayağı bir kullanmıştım. PlayStation'ın Gold headset dedikleri headset vardı bende. Daha da var ama şurası kırıldı. Şurası kırıldı, onu bantla yapıştırayım dedim. Sesi de çok kötü gidiyordu. Bu bir gerçek yani, sesinde bir sorun vardı. Kulaklık aslında güzel de, ses olarak falan her şey güzel, hoş da. Yalnız bayağı bir şeyle sorun yaşadım, mikrofonuyla falan sorun yaşadım. Benim şanssızlığımdı büyük ihtimalle. Yani taktığım an çok güzel aslında, estetik ya, şey olarak, renk olarak falan her şey çok güzeldi. Bakar mısınız yani, güzel bir şeydi. Şurası yamuldu. Şimdi burası yamulduğu için tam oturmuyor. Şurası durmadan kalkıyor. O da beni rahatsız ediyor. Yeni headset aldım arkadaşlar. Headset aldım. Üzerine farklı birkaç şey daha almıştım. Mikrofon için bir tane böyle filtre aldım. Windscreen diyorlar burada. Rüzgar geçirmeyen gibi bir şey. Onu bir deneyeyim dedim. Onu aldım. Şimdi açalım şöyle. Dün aldım Amazon'dan. Bugün geldi. Adamlar Prime yani. Amazon Prime. Neredesin lan? Hop. Hop. Şöyle açalım babişko. Açalım bunu. Güzel bir şey olacak gibi. Ya çok setup'ı çok güzel yapmadım ama geçen setup yaptım arkadaşlar. iPhone paketi açarken falan böyle alet var şurada benim. Böyle kameraya sağa sol yapabiliyorum. Böyle çok profesyonel gözüküyor. O kadar uğraştım ki onun setup'ını yapma. Işıklar mışıklar böyle. Ondan sonra bir sürü alt kısımda abi bunu sen başka bir yerden çaldın dediler. Suratımı görmedikleri için öyle bir şey zannettiler ama aslında ben yaptım. Harbi ben yaptım yani o iPhone paket açılımını. O yüzden böyle bir daha basit bir şey yapayım dedim. Beni de görmüş olursunuz. Orada sadece voice over yani seslendirme ile yapmıştım. Bunu aldık. Birkaç paket var. İki tane şundan aldım. Bu da dediğim gibi yani bu mikrofonum. Ben nereden açılıyorum? Mikrofonun üstüne takıyorsunuz bunu böyle. Böyle pop filter arkadaşlar. Alo alo alo. Onu da çıkardım şimdi. Sonra yırttım lan. Yok iyidir. Onu da sonra test edeceğim. Tek başıma. Bu da bye bye. Bye bye. Onu işte bu sesleri böyle mesela masaya çarpıp da şey yaptık mı sesler gelmesin diye onun için de shock mount aldım. Bu da mikrofon için yine. Bu da mikrofon için. Bu da mikrofon için arkadaşlar. Bunu da Neur markası Neur Never. 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 Bunu da takacağım. Shock mount budur arkadaşlar. Hem bu çok dar değil mi? Hep Universal diyordu. İnşallah olur. Bu böyle bir şey. Mikrofonu bunun içine sokuyorsunuz. Bunun içine soktuktan sonra yani böyle abuk subuk seslerden şey yapıyor biraz. Öyle. Gördüğünüz gibi shock mount. Güzel bir şey. Bunu da almak istemiştim. Şunu şöyle atalım. Burada da
Ne yazıyor? Bir şeyler yaz. Şunu da şöyle atalım. Şu da şöyle hop. Ondan sonracıma hoppa. Şöyle sonra temizleriz. Ondan sonra geçeceğiz bizim kulaklığa da. Magic diye lapel lavalier mikrofon. Bu mikrofon arkadaşlar klip yani. Bu da ufak bir şeymiş. Paket şöyle bir tane içine geliyor. İçinde yine böyle noise cancelling olanlar bir tane klip. Şuranıza takıyorsunuz. Onu da taktıktan sonra bunu da bilgisayara takıyorsunuz. Bu da mikrofon arkadaşlar. Yakanıza takıyorsunuz böyle. Alo. My name is Halu. Sadece 1 metre herhalde. 1 metre biraz kısa gibi geldi bana ama çok ucuzundan değil, biraz daha şeyinden aldım. Çok pahalı da değil ama bakalım bunu da deneyeceğiz. Belki bazı videoları bununla çekeyim diyorum da benim mikrofon aslında çok güzel, o yüzden genellikle onunla çekiyorum. Bu daha çok ne bileyim, bir deneriz yani, bir bakmam lazım. Nasıl olacak, ne zaman kullanacağım bilmiyorum ama daha çok bu şeyde dışarıda iPhone'a takıp da iPhone'a taktıktan sonra mesela vloglar falan çekersen ileride inşallah bir gün zaman bulup da çekerim. Vlogları çekip de bununla çekmek istiyorum. Ses kalitesi daha güzel olur öyle. O yüzden öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şunu da koyalım şöyle. Ondan sonracıma gelelim. Asıl benim beklediğim şeye, benim asıl beklediğim HyperX Cloud 2 headphones arkadaşlar. Headphone'ları aldım. Müthiş bir şey ya. Oğlum Cloud bu neden ters gösteriyor? Benim kamera ters mi gösteriyor? Allah Allah. Enteresan. Burası biraz sıcak. Şortları giydim bu ara. Şortları giydim. Pro gaming headset diyor burada. Premium USB sound card. Yani 7.1 surround sound var. O da işte surround sound dediğim böyle. Ya tabii ki kulaklıkta ne kadar surround sound yapabilirler? 7.1 diyorlar da. Yani güzelmiş. Güzelmiş de tam böyle asıl böyle tabii ki sinemada böyle 7.1 gibi olamaz. Düşünemiyorum. 7.1 işte ne kadar kulaklığa ne kadar öyle o hissi verebiliyorlarsa o kadar yapmışlardır. Ama kulaklık şöyle söyleyeyim. Ben 109 dolara aldım. Kanada doları. 180 dolardan falan inmişti ama yani bazen indi diyorlar da bazen de fiyatı hep öyle oluyor. Şöyle açalım hemen bakalım paketten neler çıkacak. Paketten neler çıkacak? Ya şeyi dışı böyle şimdi. Şimdi böyle bir bakalım. Çok profesyonel olmadı ama güzel bir şey benziyor yani. Güzel bir şey benziyor. Bunda mı oynayacağız biz lan artık? Bunda mı oynayacağız? USB sound card, premium USB card ne? Bunu da şöyle atalım. Bye bye. Güzel bir kırmızı paketin içine geliyor. Bizim şey gibi, koltuk gibi. Burada da Hyper. Yeah baby, Hyper. Ters oldu herhalde ya. Hoppa, et! Hyper X. Welcome. To Halilo. Ne oldu? Paket böyle bir şey. Hyper. Ters görün. Ters düşünün bunu. Şimdi congratulations on joining the HyperX team diyor. HyperX team hoş geldiniz diyor. Tamam. Get ready to experience a whole new world of gaming with HyperX. Yeni bir dünyayı keşfet diyor HyperX diyor. Tamam hadi bye bye. Goodbye. Kartoffel bye. Hadi bye kartoffel bye. Burada da biliyorsunuz PlayStation koluna taktınız mı direkt bu kablolu arkadaşlar. Şeyi falan da takabiliyorsunuz. Telefona, bilgisayara, PlayStation'e,
takabiliyorsunuz. Onu taktık. PC, Mac hepsi var. Xbox kullanıyorsanız bence bir daha araştırın. Bilmiyorum ama PlayStation için güzel. Baktım, buldum, araştırdım. Şöyle şunu çıkardık. Böyle bir şey çıkıyor paketten. Şöyle bir şey çıkıyor. Buna ihtiyacımız olmayacak. Bu daha çok farklı. Yani şey, eskiden stereolarda şey falan vardı. Ondan sonracıma mikrofon arkadaşlar. Mikrofonu ayrı böyle takıyorsunuz. Mikrofonu böyle geliyor. HyperX baby. HyperX baby. Ondan sonracıma. Wow. Oo. Kablosu bu. Wow, güzel bir şey oğlum, bu ne? Wow. Kaliteli bir şey ha. Vallahi kaliteli ya. Oha. Güzelmiş. Sağ sol var mı bunda? Şunları çekelim şöyle. Hop. Şöyle atalım şunu. Şunu da. Git lan. Yapışma. Yapışma, yapıştırırım bak. Sağ sol yok herhalde. Şeylerde sağ sol vardı, görmüyorum arkadaşlar. Kablosu bu. Wow. Oğlum. Çok rahat. Oha. Nerede lan benim kol? Takı 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 tık tık tık. Call of Duty ne oynarım bunda biliyor musunuz? Vay. Bundan sonucuma 7.1 dediğim gibi baya baya kaliteli bir şey arkadaşlar. Şöyle bakınız. Ben kırıyormuşum böyle. Kırılıyormuş bu. Güzel kaliteli bir şey. Uzaklıklarda şunlarda sağa sola yapabiliyoruz mu? Evet. Az bir şey böyle oynuyor. Ya kaliteli, harbiden kaliteli. Üstü falan çok güzel. Şuraları çok yumuşak. Yalnız burası, bu deri şu an. Bu deri olduğu için çok uzun zaman takarsanız belki terleme yapar. Ama onun da bir çözümü var. Onun da çözümünü bulmuşlar hemen. Onun çözümü de bu arkadaşlar. Deri yerine bunu takabiliyorsunuz. Bence deri de güzeldir. Onu ama çıkarırken ben kesin kıracağım bunu. O yüzden onun bir nasıl çıkarılacağının şeyi vardır, açıklaması. Onu da yaparım. Bunlar iki tane var bundan. Bunların çok kullandıktan, Allah, çok kullandıktan sonra acaba diyorum, acaba şeyini alabilir misin, ama yok, gerek olmaz herhalde. Burada bir çantası var, içinden bir çantası daha çıkıyor. Böyle çantayı bir açıp da bakalım ne varmış içinde. Şimdi çantası bu. Taşımak istiyorsanız güzel bir çantası var belki. Şeyde dışarıda bırakıp şey yapmak istemiyorsunuzdur. Kullandıktan sonra çantasına koyabilirsiniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi. Ses ayarlarını, mikrofon için ayarını ve ses ayarını ya da 7.1 için buradan ayarlayabiliyorsunuz. USB'si de burada. Şimdi şöyle böyle bir şey var. PlayStation koluna takmak istiyorsanız bunu takıyorsunuz direkt. Bunu taktıktan sonra direkt kullanabiliyorsunuz PlayStation kola takıp da. PlayStation kola takmak istemiyorsanız, böyle bir ayar istiyorsanız, bununla ayarlamak istiyorsanız PC'den falan ya da PlayStation'e direkt takma şansınız da var. Bunu da 7.1 olayını da şey yapabiliyorsunuz, yani kullanabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bilgisayara takarsanız, ben büyük ihtimalle bilgisayara takacağım, bilgisayara takarsam bunu bayağı bir kullanırım. Ses ayarları falan bence çok iyi olmuş, çünkü ben genelde bilgisayar sesinden açıp kapatıyorum. Bu yalnız daha güzel birime geldi. Yandan da mute sesi var, yani sesi komple kapatmak ya da mikrofon sesini, bir de bunlar var. Gayet güzel bir olay yani, benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi mikrofonu da alalım. Mikrofona bakalım. Büyük ihtimalle burası. Şunu bir açalım şöyle.
Ya her şeyi kırdığım için çok korkuyorum ya. Şimdi çıkardım mikrofon, ha. Bunu çıkarıyorsunuz. Ufak şurası deliği kapadan bir yer var. Orada yine aslında çok basit takabiliyorsunuz. Şöyle koyalım şunu. Ondan sonra cama mikrofonu alıyorsunuz. Hop buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonu oraya taktıktan sonra mikrofonun da tekliğini falan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra cama şöyle. Şimdi mikrofonun kalitesini duymak istiyorsanız denesek mi? Denesek mi lan? Bunu taktıktan sonra takalım, bir deneyelim arkadaşlar. Siz de görmüş olursunuz en azından. Siz de kendi kararınızı vermiş olursunuz. Bakalım kulaklığın sesi mikrofonu nasıl bir kalitedeymiş. Ona bir bakalım arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Şimdi arkadaşlar, kulaklığı taktım, bilgisayar taktım, OBS'de ayarlarını ona göre yaptım. Buradan geliyor ses. Şimdi siz de şimdi buradan kendi ayarlarınızı nasıl isterseniz kurabilirsiniz. Yalnız ağzınıza çok yaklaştırırsanız biraz fazla gelme şansı var sesin. O yüzden siz tabii ki deneyerek yapabilirsiniz. Bu bilgisayardan tabii, buradan da şöyle basarsam ne olacak acaba? Açarsam sonuna kadar herhalde açtık şu an. Bayağı bir açtım şu an sesini. Ama bu kontrolden açtım. Yani bayağı güzel. Yani bence mikrofon olayı çok güzel olmuş bu şeyle. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. HyperX Cloud 2 arkadaşlar kulaklığın ismi. Bunu da açıp da şuraya aslında şöyle takarsam çok güzel olacak. Budur yani. Baya sesini açabiliyorsunuz arkadaşlar. 7.1'i de açtıktan sonra baya bir sesi açık arkadaşlar. Şu an var ya, baya bir sesi açıldı. Ses kalitesi de baya güzel. 7.1'i açtıktan sonra daha çok böyle sanki şeylerden, yalnız oyun oynarken daha iyi göreceğiz bunları. Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like ve abone olma butonu basmayı unutmayın. Genelde oyun kanalıyız biliyorum, o yüzden. Ama kulaklık testi yaptım, yani kulaklığı aldığım için, yeni aldığım için sizinle paylaşmak istedim. Bu kulaklığı alma kararı verdim çünkü araştırdıktan sonra fiyatı falan böyle bana uygundu. Tabii ki farklı Astro A40'lar falan var. Bunlar sanki daha pahalı, daha kaliteli ama yani benim için bu optimaldı. Yani $110 benim için okey. O yüzden yani siz de almak istiyorsanız bir bakın Amazon'dan, oradan buradan bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Bence gayet güzel kulaklık. Daha çok kullanmam lazım aslında ama şimdiye kadar gördüğüm şeyler güzel, kalitesi falan gayet güzel. Mikrofonunu duyuyorsun şu an zaten, o mikrofondan konuşuyorum. Yani bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.